İtfaiyeci James. Bugün Pontypente'deki tüm yangın musluklarının çalıştığından emin olmak için hepsini kontrol edeceğiz. Merkezle iletişim halinde olmak için yanımıza telsiz de almalı mıyım sen? Bütün gün dışarıda olacağız. İyi düşündün Penny. Oh, bunu ben hallederim. Daha önce hiç telsiz kullanmamıştım. Tamam Elvis, bugün telsizin başında sen durabilirsin. Evet. Ve ben de ilk yangın musluğunu kontrol edeceğim. Anlaşıldı, gidiyorum. İtfaiyeci Sera diyecektin. Affedersin. Hadi itfaiyeci Sera. Şu yangını bir an önce söndürelim. Tamam, hadi. Şşş. İyi iş çıkardın itfaiyeci James. Bir yangını daha söndürmeyi başardık. Oh. İtfaiyecilik oynamak çok eğlenceli ama gerçek bir itfaiyeci olmak çok daha harika olurdu. Tıpkı itfaiyeci Sam gibi. Merkezden Jüpiter'e, merkezden Jüpiter'e. Sanırım senin itfaiyeci telsizinden geldi James. Merkezden Jüpiter'e, merkezden Jüpiter'e, tamam. Jüpiter neredesin? Oh, ilk kez telsizle konuşacağım. Hadi cevap ver Elvis. Merhaba itfaiye memuru Steel. Her şey yolunda mı acaba? Hayır Critlington. Zaten bu yüzden arıyorum. Line caddede Mike Flood'ın kamyonetinde kilitli kalmış. Ve Mike Flood anahtarlarını kanalizasyon deliğine düşürmüş. Yani acil yardıma ihtiyaç var. Anlaşıldı itfaiye memuru Steel. Hemen yola çıkıyoruz. Mike'ın kamyoneti hemen köşede. Line'a gidip ben kurtarabilirim. İşte o zaman gerçek bir itfaiyeci olurum. Hey James, bunu yapman doğru olmayabilir. Oh, no, 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 no. Merak etme Line. Çok yakında kapıyı açıp seni kurtaracağız. Yardım yola çıktı bile. No, 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 no. Merak etme Mike. Senin için anahtarları ben halledebilirim. Söyler misin hangi mazgala düşürmüştün? Şuradakine, evet. Bu tam mıknatısıma göre bir iş zaten. Şimdi bütün yapmam gereken mıknatısı anahtarlarına doğru yavaşça yaklaştırmak. Ve mıknatısa yapışacaklar, evet. Oh, harikaydın itfaiyeci James. Merhaba Mike. Telsizden anahtarlarını kanalizasyona düşürdüğünü Sorun duydum. Kalmadı Sam. İtfaiyeci James çoktan anahtarlarımı oradan çıkarttı. Tebrikler itfaiyeci James. Gerçekten akıllıca bir hareket. Teşekkür ederim Sam. Bir gün ben de gerçek bir itfaiyeci olmak istiyorum. Tıpkı senin gibi. Olacağından eminim James. Ve Mike'ın anahtarlarını kurtardım. Sonra da sen bana itfaiyeci James diye seslendi. Sanki gerçek bir itfaiyeci gibiydim Sera. Vay canına, gerçekten mi? Evet, bu yüzden yardım edebileceğim başka bir acil durum olma ihtimaline karşı her zaman tetikte olmalıyım. Pekala, hepsi bu kadar. Bu yıl için yangın musluğu kontrolü işini de tamamlamış olduk. Merkezden Jüpiter'e, Critlington, beni duyuyor musun? Yine telsizle konuşacağım. Alo, 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 alo. İtfaiye memuru Steel, orada mısınız efendim? Beni duyabildiğini sanmıyorum. Evet Elvis, çünkü konuşacağın zaman buradaki düğmeye basman gerekiyor. Konuşman bittiği zaman da düğmeyi bırakmalısın. Oo, anlaşıldı sen. Hebert sokağında, tekrar ediyorum, Hebert sokağında Norman Price bir ağaçta mahsur kalmış. Sen de duydun mu Sera? Norman'ı kurtarabileceğimden eminim. Ben emin değilim. Bu oldukça tehlikeliye benziyor James. İtfaiyeci James için değil ama. Önce babamın merdivenini almam gerekiyor. İmdat! İmdat! Sakin ol burası Norman. Burası çok yüksek. Sakin ol. Ve aşağı inemiyorum. Sen birazdan burada olur. Narin, 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 narin. Sakın korkma. İtfaiyeci James burada. Birazdan seni oradan indireceğim Norman. Olamaz, bakamayacağım. Tamam Norman. Şimdi geri geri aşağıya in. Ben sana ayağını nereye basacağını söyleyeceğim. Acele etme Norman. Birazcık sola. Çok az kaldı. Evet işte bu kadar Norman. Teşekkür ederim itfaiyeci James. Hiç önemli değil. Pekala James.
Nasıl başardığını bilmiyorum ama bir kez daha bizden önce davranmayı başardın. Aferin. Teşekkür ederim Sam. Ama unutmaman gereken bir şey var. Bazı işlerin o işin eğitimini almış kişiler tarafından yapılması gerek. Aa, anladım itfaiyeci Sam. Evet, yemek vakti geldi. Flat kızartmalar hazır. Şimdi bir bakalım. Burada domateslerim var, salam ve biraz da sosis. Sanırım itfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olacak. Olamaz. Mike Flood evinin mutfağında yangın çıkarmış. Floodların evinde yangın var çocuklar. Hemen oraya gidin. Ama çocukların hepsi Jüpiter'de. Aman. Yani artık gerçek bir itfaiyeci sayılırım. Tabii telsizim sayesinde Sarah. Merkezden Jüpiter'e cevap verin. İşe yine başlıyoruz. Cevap telsizi verin. Telsizi dinlemen iyi bir şey mi? Beni duyuyor musunuz? Mike Flood'ın mutfağında yangın var. Bir an önce oraya doğru yola çıkın çocuklar. Hemen gidiyoruz efendim. İtfaiyeci James kurtarmaya gidiyor. Hey James. Olamaz. Görünüşe bakılırsa yangın çıkmış ha? Ve Mike da içeride olabilir. Onu hemen uyarmam gerekiyor. Mike, olamaz. Mike. Evet, itfaiye memuru Steve. Sağ salim dışarı çıkmayı başardım. Aa, çok güzel. Sakın eve yeniden girmeye çalışma. Bu çok tehlikeli olabilir. Mike, acaba James'i gördün mü? Hayır Sarah. İmdat! İmdat! Dışarı çıkamıyorum. James içeride. James mi? Nerede dedin? Olamaz. Tamam, merak etme. İşte itfaiyeci Sam geliyor. O ne yapılması gerektiğini bilir. İtfaiyeci Sam, James içeride kaldı. Ne? Kaybedecek vaktimiz yok. James! Neredesin? Oturma odasındayım. Önümü göremiyorum. Elis, hemen elektriği kes. Ben James'i çıkaracağım. Elimi yakala James. Seni dışarı çıkaracağım. Yaşasın! Sonunda işte. Bu arada yangını da söndürdük. Teşekkür ederim Sam. Bir daha asla ama asla telsizini dinlemeyeceğim. Demek görevlerde bizden önce davranmanın nedeni buydu. Bizim telsiz sinyallerimizi alıyormuş. Özür dilerim. Ben yalnızca senin gibi gerçek bir itfaiyeci olmak istemiştim ama artık istediğimi hiç sanmıyorum. Hadi ama bu kadar üzülme James. Senin gibi cesur bir çocuğun ileride iyi bir itfaiye olabileceğine eminim. Gerçekten mi? Evet. Ama önce gerekli eğitimleri almak zorundasın. Belki arada sırada itfaiye merkezine yardıma gelebilirsin. Yaşasın! Ben de sana telsizin nasıl kullanılması gerektiğini öğretebilirim. İtfaiye memuru Steele'den Elvis Crinklinton'a. Crinklinton! Alo! Sanırım bu çağrı bana. Hemen cevaplıyorum.